Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde durakladı. Porselene giden yolda Mavi Beyaz projesindeyiz. Sanatın Adımları başlıyor. Değerli izleyiciler, şu anda Porselene Giden Yolda Mavi Beyaz projesinin koordinatörü, aynı zamanda küratörü sevgili Meral Öztürk ile birlikteyiz. Ne kadar güzel bir projede yine birlikteyiz Meral Hanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Gene bizi yalnız bırakmadınız ve yanımızda yer aldınız. Zevkle takip ediyoruz, onu söyleyeyim. Bu arada sevgili izleyicilerimize şunu da belirtmek istiyorum. Muhteşem bir mekandayız. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeyiz. Neden dünyanın gözünün üzeri dedim? Çünkü burada muhteşem eserler var, öyle değil mi? Ve o eserlerle siz projenizi birleştirmişsiniz. Nasıl başladı bu proje ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi projenin hangi ayağı acaba? Evet, öncelikle bu projeye başlamamızda birlikte yürütücü olduğumuz, koordine ettiğimiz Sayın Profesör Doktor Candan Dizdar Terviyel Hocam'la birlikte bu yola baş koyduk. Dedim ki hocam bir proje yapalım. O da olur ama dedim bu seramik olsun, tamam olsun. Ve sonrasında Mavi Beyaz'ı 2023 yılında Türkiye'nin 100. yılı kapsamında bir geleceğe armağan niteliğinde başlattığımız bir seri proje haline geldi. Bizim belirlemiş olduğumuz sanatçılarımıza tek tek davet göndererek bunda yeni üretimler yapmaları Mavi Beyaz'a da dikkat çekmek üzere yapılan bir proje bu. Projenin içerisinde hocamızla birlikte belirlediğimiz çeşitli lokal Avrupa'da buz aslında hocam da daha sonra değinecektir. 14-15. Yüzyılda Çin'den başlayan porselenenin yaygınlaşması, onun üzerindeki mavi beyaz dekorlara ilginin çok artması ve dünyaya yayılmasıyla ilgili bir proje. Biz dedik konumlama olarak biz İznik'i seçtik. İznik'te bunun startını verdik. Daha sonra bu projemizi böylesine güzel büyük bir mekan içerisinde sergileme kararı aldık. İşlerde yenilenenler, yeni katılımlar ve özel üretimlerle sergimizi açtık. Evet, gerçekten sergi tamamen bütünleşmiş Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile. Çok hoş olmuş. Hatta ziyaretçiler acaba bunlar da geçmişten gelen eserler mi diye bakıyorlardır, öyle değil mi? Evet evet, öyle bir şey var. Öncelikle ilk önce keşfedilmiyor, sonra dijital sunumlar, çok çağdaş anlatımlar. Aslında biz burada tabii geleneksel bir tavrı anlatmıyoruz. Her sanatçı kendi mavi beyazını, kendi yorumlarıyla anlatıyor. Ama biz projemizde muhakkak gelenekselliği de bozmadan projenin içerisine ustalarımız ve usta sanatçılarımıza davet ediyoruz. Ve biz belirlemiş olduğumuz birkaç mekanda da Avrupa'da bu sergi sürdürülebilir giden bir sergi projesi olacak. Devam ediyor. Dolayısıyla bu projenin içerisinde bizim belirlediğimiz ülkelerden davetli sanatçılarımız da var. Onlar da kendi mavi beyazlarını kendi ülkelerinde gelen kendi hissel duygularıyla, yorumlamalarıyla buradalar. Örneğin Hollanda var dediniz, evet. İtalya var dediniz. İtalya başka var. Hangi ülkeler var? Ve sonunda biz Çin'den yayılan şeyi Çin'de bitirmeyi hedefliyoruz. Hatta oldukça da yoğun, Candan hocamızın çok büyük bir hayali, oldukça sayıyı yüksek olarak Çin'de bitireceğiz diye düşünüyoruz. Geçilen süreç içerisinde de aslında sergi Mavi Beyaz güzel bir belgesele doğru da gidiyor bu sergi süreciyle.
Bence de. Şimdi İznik'te mi başladı ilk sergi serüveni? Evet. Biz projelerimizi Müzeler Haftası kapsamında müzelerde yer alsın ilk açılış sergisi. Müzenin içerisindeki konseptin içerisinde çağdaş yorumlamalarla bu işler izlensin, görülsün arzusundayız. 2023 yılında 18 Mayıs'ta İznik'te biz bu Müzeler Haftası kapsamında ilk startımızı verdik. Nülüfer Hatun İmarathanesi ve Arkeoloji Müzesi'nde iki alanda da sergimizi panel, dinleti ve lerle süsleyerek diyeyim, sadece sergi olarak da kalmadan geniş bir kapsamlı bir 7000'in üzerinde de bir izleyiciyle buluşturduk. Yani ve çok hem izlendi hem de bizi çok motive etti bu olay. Orada tabii ki çok yerel üretimler var ama bu kadar Türkiye'de özgün işler çıkartan birçok seramiğe yön veren sanatçının da orada yer alması farklı bir bakış açısı yarattı. Bu arada bu ikinci serginiz oluyor değil mi? İkinci sergimiz. İznik'ten sonra. İznik'ten sonra evet ikinci sergimiz. Sanıyorum sergimiz... Kültür yolları kapsamında Çanakkale ve İstanbul'da da devam edecek. Yıl sonuna doğru yaklaşık 25 Ekim sonrası falan da Hollanda, Amsterdam'da olacak. 2025'te İtalya'da ve Çin'de olma gibi projenin devamlılığı söz konusu. Yani katılan ülke sanatçılarının ülkeleri de ziyaret edilecek. Evet. Bu arada diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı evet. kapsamında sanırım böyle diğer ülkelerde evet. düşünüldü değil mi? Evet, evet. Diplomatik ilişkilerimizin de biz 100. yılda aslında bir mavi beyazla güzel bir çıkış yaptık. Her ülkenin de bu seçtiğimiz ülkelerde de zaten mavi beyazların dokunuşları ve izleri çok çok fazla. Sağ olsun elçiliklerimiz de bizleri yalnız bırakmadı. Hem sanatçılarını ağırlama konusunda olsun, katılımları anlamında olsun. Hep yanımızda oldular ve bu süreci de hep birlikte bir coşkuyla devam ettiriyoruz ve sürdürüyoruz. Evet şimdi 60'a yakın sanatçı dediniz yanlış duymadım değil mi? 60 sanatçı. Bir seçici kurul mu oluşturdunuz bu sanatçılar için? Evet, bir seçici kurulla oluşturduk ve her sanatçımıza tek tek davet gönderdik ve bu proje için kendi özgün yorumlamalarıyla eser üretmesini istedik. Onlar da her pro İznik'te üretimini gerçekleştirdiler. Anadolu medeniyetleri için tekrar gerçekleştirdiler. Gidilen her noktada yeni bir ürün, yeni bir mavi beyazla karşılaşıyor izleyiciler. Hayatta olmayan değerli sanatçılar da var sanki değil evet, mi sergide? Evet, evet. Seramiğe yön vermiş kıymetli hocalarımız var. Bunlardan en büyüğü rahmetli Hamiye Çalakoğlu hocamız. Onun da müzesinden bir mavi beyazıyla, onlar tabii bu mavi beyazı çok uzun süre tanımış ve yaşatmışlar. Biz ondan bir parçayı da çalışmamıza sergiye dahil ettik. Hamiye Hanım'la röportaj yapma mutluluğuna erişmiş biri olarak ruhu şad olsun demek evet. istiyorum buradan. Evet, gerçekten. Ne güzel tam da eserinin önündeyiz aslında değil mi? Evet, evet, evet. Gerçekten ruhu şad olsun. Büyük bir coşkuyla hem bölümümüzü kurmuş, Hacettepe Üniversitesi'ne seramiğe çok büyük değer vermiş. Sanatsal anlamda onun yol almasına önderlik etmiş. Bu çok kıymetli. Onun haricinde Yıldız Şima var aramızda. Sergi belirli dönem ve yaş alan sanatçılarımız tabii. Ona bu projeden bahsettiğimizde o kadar duygulandı, o kadar mutlu oldu ve üretimlerini yaptı. Onu da kısa bir zaman önce kaybettik. Allah rahmet eylesin ama onu böyle bir seramik projesinin içerisinde almak da çok güzel, kıymetliler bizim için. Evet, nur içinde yatsın diyelim biz de. Şimdi bu arada az önce söz ettiniz, gençlerin de yaklaşım farklılığı var sergide. Evet. Biraz açalım mı o noktayı? Tabii ki. Şimdi biz projemizde daha önce de bahsettiğim gibi geleneksel tavrını hiç bozmadan üstadlarımıza, usta sanatçılarımıza da yer veriyoruz. Onlar bunlardan örnek, hem Kütahya'dan örneğimiz var hem İznik'ten örneğimiz var. Genç kuşaktan arkadaşımız da burada video map yaptılar mesela. Hiç ham yüzeyin üzerine bugüne kadar var olan, bozulmadan gelen çeşitli desenlerimizin aktarımlarını yaptı. Bugüne o dijital olarak taşıdı ve gördük ki
aynı frekansta, aynı yaş grubundan izleyici hemen oraya toplanıyor. Ve bu aslında projenin ne kadar kıymetli olduğunu ve gençlerin ilgisini, dikkatini çektikten sonra orada başlıyorlar. Daha sonra diğerlerini izlemeye geliyorlar. Sonra işte çıktılarını okuyorlar. Böyle keyifli gidiyor. Evet, gençlerin de bu arada aramızda olması, onların da bize bu çağdaş bakış açısını tanıtması gerçekten çok özel ve güzel. Biz de onlardan farklı şeyler öğreniyoruz. Siz de bir sanatçısınız. Sizin de eseriniz sergileniyor. Ve sizi şaşırtan eserler var mı? Etkilendiğiniz demek isteyeyim. Aslında seçici kurulumuzdaki seçtiğimiz sanatçıların hepsi bizi etkileyenlerdi öncelikle. Ama gerçekten duayen olarak bildiğimiz rahmetli olan bir sanatçımızın yanında ben onun kurduğu bir okulda eğitim almış ve onunla yan yana bir eserimi sergilemekten acayip gurur duyuyorum. O çok keyifli bir şey. Onun haricinde Berke'nin mesela dijital formu, biz ne kadar bu işin eğitimini alsak, yapsak, öğrendiklerimizi üretsek bile daha klasiyiz ona göre. Berke'nin yaptığı her şeye bu da mı olur? Bizi farklı bir yere götürüyor. Ondan çok etkilendik gerçekten. Gençler yeni açılımlar oluşturuyor yani, değil mi? Sanatta da. Evet, çok çok. Onun haricinde tabii bu ülkeler arası bir paylaşım ve sürecini de yaşattığı için biz dikkat ettik ki tabii araştırma, akademik araştırmalarda belki bu süreç vardır. Ülkeler birbirinden nasıl etkilenmiş, kendi ülkesinde nasıl bir üretim süreci yaşamış, bunları anlatan panellerimiz oldu. Bu çok özeldi ve o etkileşimleri biz çok rahatlıkla o panelde izledik, gördük ve bir sürü insan burada izledi. Daha sonra oradaki izlenimlerle eserler daha farklı da izlendi. Bir de burada sanatçıların kendi ürettikleri atölyelerini anlattılar. Pepsi'nin mesela Hollanda'dan getirdiği eser çok farklı. Tam arkamızdaki eser mesela. Çok daha resim diliyle bir çalışma, farklı bir sunum. O kendi ülkesinin kendi edindiği başka ülkelerdeki deneyimlerin yansımasını görüyoruz. Onlar da bizi çok besledi. Ve herkes dolu dolu gidiyor yani, böyle çok beğeni aldı sergi. Bundan da çok mutluyuz yani, biraz böyle gururlandım. Evet, ben zaten Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir sergi olsun, bir konser olsun gelip izlediğimizde çok etkileniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu serginiz de çok yakışmış. Onu gördüm. Umarım Hollanda'ya, İtalya'ya, Çin'e taşırsınız bu güzellikleri. Umarım hep birlikte, ne kadar güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz Meral Hanım, katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bütün projelerimizde her zaman yanımızda olduğunuz, destek verdiniz. İlginiz, alakanızı biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zevkle. Şu anda Profesör Doktor Sayın Candan Dizdar Terbiyer'le birlikteyiz efendim. Projenin yine koordinatörü ve küratörü kendisi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Sergiyi gördük. Çok heyecanlandırdı bizi açıkçası. Gelmeniz de bizi çok mutlu etti. Ben biraz evvel çok takım arkadaşım diyeceğim artık bu yolun birlikte yürüdüğümüz kıymetlisi. Meral projeyi çok güzel açıkladı, anlattı. Ben de biraz hem biraz tarihsel sürecinden söz etmek istiyorum, hem de Türkiye'de Türk seramik sanatı içerisinde bu serginin ne gibi bir öneme sahip olduğundan söz etsem sanki iyi olacak gibi geliyor. O zaman dikkatlice sizi dinliyoruz. Hemen sözü size verelim. Peki. Proje Meral'in atölyesinde onun önerisiyle ortaya çıktı. O nasıl ortaya çıktığından da söz etti. Ben yaklaşık 30 küsur yıl seramik tarihi dersleri veren bir hocayım. Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sosyal Sanatlar Fakültesi'nde görevliyim halen. Çok az zamanım kalmasına rağmen görevimi sürdürüyorum. Ve benim seramik tarihi derslerimin çok büyük bir kısmı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde geçti. Serginin burada olması benim açımdan başka bir anlam daha ifade ediyor. Çünkü bu gördüğünüz tüm ortamdaki tarih öncesi ve tarih çağlarına ait eserlerin hepsiyle bir yakın bağ kurdum yıllardır. Ve şimdi yine burada eseri olan Işıl Tüfekçi Ardıç akademisyen olarak o dersleri yürütüyor. Doktorası bittikten sonra devrettik. Yani bizde öyledir biliyorsunuz, akademisyenlikte hoca öğrenci el verme kısmı bir şekilde hep devam eder. Bu serginin ortaya çıkma sebebi seramik sanatı içerisinde porselenin çok özel bir yere sahip olmasından kaynaklanıyor. Çin'e birkaç defa gitme şansım oldu. Hem workshoplara hem de oradaki müzelere. Ve Şangay Müzesi'nin alnında çok güzel bir ifade yazıyordu. Dört katlı bir müze, sadece porselenlerin olduğu bir yerde alnında şöyle yazıyor. Seramik dünyanın, porselen Çin'indir diye bir ifade var. Bu çok doğru bir ifade. Çünkü bütün dünya porseleni Çin'den öğrendi. Porselenin en kıymetli dönemi de özellikle 15. yüzyılda Ming Hanedanlığı zamanında ortaya çıkartılmış porselenlerdir ve hala çok kıymetlidir. Ve mavi beyaz seramik sanatı içerisinde ya da seramik tarihi içerisinde çok özel bir yere sahip. Yani tüm seramik sanatçıları bir defa kobaltın büyüsünden etkilenmiştir. Bütün insanlar da etkilenmiştir. Sofra takımlarımızda, tekstilde, her yerde görebilirsiniz mavi beyazı. Çünkü dünyamız mavi. Yani biz bir mavi gök kubbenin altındayız. Bu sergi porselene giden yolda mavi beyaz, kapsayıcı, sürekliliği olabilen, genişleyebilen ve aslında tüm dünyadaki herkesin de ilgisini çekebilecek bir konu etrafında insanları toplayan bir sergi, proje oldu. O nedenle de bu projeyi destekleyen çok sayıda da bizim partnerlerimiz oldu. Hacettepe Üniversitesi, Isparta, Bursa, onun dışında kurumlar, yani fikir ortaya çıktığı andan itibaren bizi destekleyen çok sayıda da kurumlar oldu. Kurumlar arası işbirliği bence çok çok önemli. Biz üniversitede kendi içimizde pek çok şey yapıyoruz ama yaptıklarımız çok görülmüyor. Biz ortaya çıkartamıyoruz. İşte mesela bir Galeri M sayesinde, ki gurur duyduğum biridir Meral, bizim eski öğrencimiz ama şu anda meslektaşım ve hani o kendi yolunu çoktan çizdi, bitti, gidiyor. Bizi de o yolda kendisine kattı, öyle söyleyeyim. Ve bu birliktelik, yani bu farklı kurumların birlikteliği, devlet kurumlarıyla iç içe yapılan birliktelik, yani bir Kültür Bakanlığımızın desteği olmasa biz böyle bir projeyi zaten yapamazdık. Yani o destek için ve destek veren tüm birimler için çok çok minnettarız. Hollanda Büyükelçiliği, İtalya Büyükelçiliği. Onun dışında mesela biz İznik'te muazzam bir sergi yaptık. Hem İznik Müzesi hem Nilüfer Hatun İmarethanesi'nde ve orada yerel sanatçıları da sergimize kattık. Onlarla birlikte olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Yani proje hem planlandığı yerde hem de gittiği yerde partnerlerini de oluşturuyor. Biz bir de maceramız oldu. Bu proje 3 hedefle yola çıktı. Önce İznik, tabii Osmanlı döneminin seramik imalatındaki en önemli merkez olarak gördüğümüz için. Diğeri dünya seramik tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İtalya'nın Faenza kenti. Bir diğeri de 17. yüzyıla daha ileri zamanlarda Çin'deki imalata benzer porselen üretmeye çalışan ve kendi üretimiyle öne çıkan Delft. Ve biz Meral İznik'ten Sena Nur Hoca ile beraber Delft'e gittik. Delft'te bir proje oluşturduk. Hatta orada dükkanları gezdik. Hangisini bu sergiye davet ederiz dedik. Delft'teki projemiz planladığımız şekilde olmadı ama Delft'ten bir sanatçıyı aramıza kattık. Yine Mavi Beyaz'ın ünlü bir sanatçısı bizimle birlikte olacak bir sonraki sergide. Yani böyle sergi ve daha doğrusu proje kendi katılımcılarını da arttırarak
değiştirerek sürecek böyle kapsayıcı, sürekliliği olan bir amaca doğru gidiyor. Süreklilik derken ne kadar bir süreklilikten söz ediyoruz? Bunu ben şöyle açıklayayım size. Mavi beyaz dünyanın her yerinde var. Özellikle Uzak Doğu'da. Şimdi ben bunu bir Uzak Doğu'dan bir arkadaşımız Tantek Alvin gelmişti sempozyuma. Onunla konuştuğumda böyle sessizce bana, Candan eğer bunu Uzak Doğu'da yaparsan bana mutlaka haber ver. Yani çünkü bu Uzak Doğu çok büyük bir coğrafya. Vietnam, Japonya, Kore, Çin, Singapur, böyle bir coğrafyayı ele aldığınızda milyarlarca insandan ve seramiğe ilgisi olan büyük bir kültürden söz ediyoruz. Biz tabii onların özellikle Çin merkezli imalatın Avrupa'ya gelişiyle, yani İspanya, İtalya, oradan kuzeye gidişiyle bir coğrafyada sadece küçük bir üç merkezi ele aldık. Ama bu Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Avrupa'nın tüm porselen imalatı yapan her yerde olabilecek bir düşünce ve proje, öyle söyleyebilirim. Ama biz şimdi ufak ufak sadece İznik, işte Delft olmadı, Amsterdam, sonra Faenza olmazsa mutlaka İtalya'da başka bir merkez. Çünkü seramik merkezi olan ülkelerden söz ediyoruz. Oralarda yapmaya niyetliyiz bu amacımızda. Devlet tarafından da destekleniyor. Sanatçılar çok büyük ilgi duyuyor. Katılmak isteyip bu projeye dahil olamayan çok sayıda sanatçımız var. Meral biraz önce değindi, dedi ki Candan Hoca'nın hayali dedi Çin dedi. Evet, yani ben şunu söylemek isterim. Türk seramik sanatının nereye geldiğini, gelenekselle çağdaşın nasıl buluşabileceğini ve aslında çağdaş seramik sanatçılarının ne kadar özverili ve çok iyi düzeyde çalışmalar ürettiklerini göstermek aslında bu projenin temel amacı. Biz evet geçmişten çok beslendik ama bu beslendiklerimizi var olan şu anda yaklaşık bir 30 yılda yetişmiş seramik sanatçılarımız, duayenlerimiz, bir Hamiye Çolakoğlu, bir Tüzüm Kızılcan, Mustafa Tunçalp, Bingül Başarır, Güngör Güner, Beril Anılan Mert, bunlar Türk seramik sanatının şeklini veren kritik isimlerdi. Tabii Yıldız Hocamı çok anmak isterim. Çok büyük bir heyecanla bu sergiye katıldı ve ne yazık ki katılamadan da yaşamını yitirdi. O mesela tek başına bir eşiyle birlikte gençlere yönelik Rotary yarışmalarıyla ödüllendirmiştir. Bir sinerji yaratmıştır seramikte ve camlar yapmıştır seramikler. Kuşlarıyla katıldı ve aramızdan kuş olup gitti. Ama bir şekilde ruhunun burada olduğunu hissediyorum. Yani o da buraya katıldı. Bir diğer önemli söylemek istediğim konu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Türkiye'de bulunan arkeoloji müzeleri aslında çok büyük oranda seramik örneklerden oluşuyor. Anadolu medeniyeti, yani şöyle söylemekte fayda var. Anadolu Selçuklu Devleti gelene kadar, yani Türkiye'de Anadolu coğrafyasında İslam kültürü hakim olana kadar gelen eserler yahut da işte toplumlara ait objeler genellikle terrakotta dediğimiz sırsız seramiklere ait. Ama bunlar on binlerce, milyonlarca parça. Gaziantep'te, Çorum'da, Urfa'da, Adana'da, Polatlı'da saymakla bitmez binlerce eserimiz var. Bu binlerce eserin buluştuğu tek merkezde Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Bizim bu sergimizin bana göre en güzel anlamı sırlı dönem ve İslamiyet sonrasını da kapsayan mavi beyazın ışıltısıyla o terrakottanın başka bir boyutta da izleniyor olması. Evet, ışıltısı serginin gerçekten bizim de gözümüzü aldı. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Siz de bir eserinize sergide yer alıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu serginin bir başka ayağında yine görüşürüz. Bakalım sergi nereden nereye geldi diye konuşuruz tekrar. Evet. Çok sağ olun katıldığınız için. Konuşmak dileğiyle ben teşekkür ediyorum bu anlamlı etkinliği haber yaptığınız için. Ne demek? Sağ olun. Sağ olun.
Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.